Merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyerek başlıyoruz. Ve bu görüşlerimiz mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir diyerekten ekranımızda standart yasal uyarımızı sizlere sunuyoruz değerli dostlar. Evet, şimdi hemen teknik analiz çalışmamıza geçelim. Umarım faydalı olur değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerini aktif hale getirmeyi, beğeni, nokta dahi olsa bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Yine dileyen arkadaşlarımız katıl butonuna tıklayarak desteklerini sunabilirler değerli dostlarım. Yine bizleri aynı isimde YouTube kanalımızın ismiyle Twitter ve de Instagram hesabından da takip edebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi emlak konutla ilgili daha önce sizlere hassas bir noktadan bahsetmiştik. Hatırlayacağınız üzere bakın şuradaki 1.70-1.75 bandındaki bir bölgenin bizler için önemine sizlere işaret etmiştik değerli dostlar ki burada görüldüğü üzere şu kısım hemen farklı noktalarda direnç noktalarını belirleyelim. Örneğin şurası 1.71, şu kısmı aldığımız zaman 1.75. Yani ortalama bakınız buralarda da yine görmekteyiz 1.71-1.75 bandında bir direnç ve destek bölgesinin burada aktif bir şekilde çalıştığını görmekteyiz değerli dostlar. Yine aynı şekilde bakınız daha aşağıda bir bandının bu hisse için ne kadar önemli bir destek noktası olduğunu da görmekteyiz. Evet 1 ve 1.70 bandında devam eden bir hareketin değerli dostlar. Yukarıya doğru kırılması, ivmelenmesi bize teknik olarak nereye kadar taşıyabilir? Şimdi dilerseniz bu noktayı sizlere şöyle bir çizelim. Yani 1 ve 1.70 bandındaki bölgenin katlama hedefinin ne olabileceğini ortalama sizlere şöyle sunalım değerli dostlar. Şöyle koyduğumuz zaman ortalama bakınız buranın milimetrik bir şekilde çalıştığına ne yapıyoruz değerli dostlar? Şahit oluyoruz. Yani şu aradaki mesafenin, yani şu aradaki derinlik kadar mesafenin, bakın yukarıya doğru teknik olarak oldukça muhteşem bir şekilde çalışıp hedefine vardığına şahitlik etmekteyiz. Evet, bakın şu yükseklik kadar yukarıya teknik olarak tam da milimetrik, bakınız arkadaşlar, direnç seviyesinin test edildiğini görmekteyiz. Şimdi orta band üzerinde yine seyrediyoruz. Bu arada gelgitler yapıldığına şahit oluyoruz. Teknik bize yine 1.75 üzerinde gidebileceğimiz noktanın 2.40 bandlar olduğunu göstermekte değerli dostlar. Evet. Yine burada alt seviyede bakınız test edilmiş olan. Daha önce bakın şuradaki boşluklu bölgenin test edildiğini de yine görmekteyiz. Ortalama 1.63 bandı. Bu ise de yeni destek bölgesi. Hani şu gap muhabbeti var. Yani boşluk muhabbeti. Bakın şuradaki boşluğu gerçekten gelerek aldı değerli dostlar. Bakın şu seviyeye kadar gelip bu boşluğu ne yapmış oldu? Doldurmuş oldu. Umarım şu anki hareketimiz şu seviyenin bakın direnç noktasını kırılarak tekrar yukarıya doğru gitmesi olur. Evet burayı iyi takip ediyoruz. Şu direnç noktası kırıldığı takdirde tekrar 2.40'ın teknik olarak hedefimizde yer aldığını söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet emlak konutta şu anda 1.70-1.75 bandının yine çalıştığını görüyoruz. Bu seviye artık bizim destek noktamız. Bir diğer durağımızda 1.63 seviyeleri olduğunu görmekteyiz değerli dostlar. Evet emlak konutta söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Umarım 2.40'lık direnç noktasına tekrar temasını sağlar arkadaşlar. Diğer bir hissemiz Enerjisa. Evet Enerjisa belki ağır aksak gördünüz. Belki sabredemediniz ki biz de bunlardan birisiyiz değerli dostlar Enerjisa için. Bu sabırsızlığın sonucunda gördük. Görüldüğü üzere aslında güzel bir şekilde ne yaptı arkadaşlar? Hedefine sindire sindire kademe kademe ne yaptı arkadaşlar? Gitti. Daha önce bu noktayı sizlere söylemiş idik. Kaçtı bu değerli direnç noktamız? Şöyle baktığımız zaman 5.97 bantlara bakın şu seviyeler kademe kademe arkadaşlar işlemeye başladı. Ve buranın
teknik hedefi yine şu aradaki mesafe kadar, bakınız katlama hedefinin daha önce de sizlere videosunu defalarca paylaştık. Teknik göstergenin bakınız şu şekilde olduğunu söylemiştik. Ve burayı da fazlasıyla başlı değerli dostlar. Hemen şurayı çizelim. Şu seviyeler kaçmış? İşte 5.98. Teknik hedefimiz burada 8. Evet. Bakın burada çanak katlama hedefinin güzel bir şekilde gerçekleştiğini gördük. Şimdi şu noktada özellikle gelgitlerin çok olduğu işte 7.80-7.90 bantları, bu ise de yine diğer bir katlama bölgesi olarak çalışabileceğini sizlere daha önce vurgulamıştık. Ve burayı çizdik ama tabi burada defalarca gelgitler yaptı. Bakınız teknik hedefimizde yine koymuştuk buraya. Ve halen geçerliliğini koruyor ve o noktaya yakınız. 10 TL bantlarını, 10-15 bantları buranın katlama hedefi. Nasıl ki daha önce bakınız buradaki formasyon gerçekleşti. 4 ve 6 bantları arasındaki katlama hedefi 8 ile sonlandı. Umarım burada da yine değerli dostlar teknik hedefine kademe kademe ulaşır. Evet, gerçekten Enerissa buradaki çanakları doldura doldura gidiyor. Yine şu bölgenin önemine değinmiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Bakın şurada gelgitler yaptığını ve bu bölgenin kırılımıyla buraya da aşağı doğru yönelişin olacağını söylemiştik. Hemen şuradaki kanal katlama hedefini şöyle koyalım. Bakalım nereye gelecek değerli dostlar. Şöyle baktığımızda yine buranın da teknik olarak hedefine yaklaştığını görmekteyiz. Enerjisa hissesinin. O bizim hep üzerinde durmuş olduğumuz onay hareketini de bakın burada yapmış. Bakın şu direnç bölgesi, aşılamayan direnç bölgesi aşılıp bakınız gelip buradan iğne ucunu bırakıp bakınız geçen haftayı ne yaptı arkadaşlar? Güzel bir getiriyle kapatmış oldu. Evet, Enerjisa gerçekten çanak katlama hedefini iki defa burada başarıp ve yine üçüncüsünü aslında burada yine çizebiliriz. Biz burada yatay bazlı baktık ama şu seviyeyi aldığımız zaman bakınız burada da yine hedefine geldiğini görüyoruz. Çanaklar ülkesi mübarek değerli dostlar. Gerçekten Enerjisa'yı bu anlamda tekniği çok güzel işletmesi anlamda artık hisse bazında mı yoksa yatırımcısı bazında mı takdir ettiğimizi söyleyebiliriz. Gerçekten güzel arkadaşlar. Şimdi burada artık süreç belki de şu aşamaya geçmiş durumda. Hemen şurayı aşalım. Bakınız direnç bölgesini görmektesiniz değerli dostlar. Bu direnç bölgesi aşılabilir ise yeni atakları görebiliriz. Ama buradan bakın olası geri çekilmeler bizler için değerli dostlar sıkıntı yaratabilir. Çünkü nihayetinde burada bir yükselen kama olarak buraya bakar isek bunun aşağı doğru kırılması sıkıntı doğurabilir. Şimdilik bu bazı takip ediyoruz. Ne zaman ki eğer ola ki şu alt band şu şekilde kırıldı, bu teknik olarak bir satışın göstergesi olur. Buraya dikkat ediyoruz. Bu anlamda eğer ola ki direnç seviyesi kırılırsa da önü açılabilir değerli dostlar. Evet, tam direnç noktasında bakalım nasıl sonuçlanacak. Tekrar desteğe doğru geri gelip bu kama aşağı doğru mu kırılacak yoksa yukarıya doğru sert atakları görmeye devam edecek miyiz? Yine her zaman söylerim arkadaşlar eğer bu kama yukarıya doğru giderse ben şurayı her zaman bir formasyon olarak görürüm. Nasıl ki bakın şurayı bir sol omuz, baş, sağ omuz olarak gördüysem aynı şekilde arkadaşlar bakınız bu bölgede de yine sol omuz, baş, bakınız sağ omuz olarak burayı değerlendirebiliriz. Ve teknik olarak şu mesafe ebatında yukarıya gidebilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar bir kama pozisyonu hakim. Bu pozisyon bakınız tekrar çiziyorum aşağı doğru kırılması halinde sıkıntı doğurabilir. Burayı oldukça dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Enerjisa hissemizde değerli dostlar. Evet. Emlak Konut Enerjisa hisselerinin teknik analizini sizlerle paylaştım. Burada hissenin adı, hissenin ederleri benim için hiç önemli değil arkadaşlar. Sizler için de bunların bence önemli olmaması lazım. Burada az buçuk nerelerde
kırılımlar, nerelerde dönüşler gelebilecek bunları kavrayıp teknik analize ne kadar daha vakıf olabiliyorsak bizler için kar olan, getiri olan bunlardır değerli dostlar. Yoksa üzerinde teknik analiz yapacağımız binlerce parite, binlerce bu şekilde teknik analiz çalışması yapabileceğimiz hisse senetleri, kripto paralar söz konusu. Onun için siz hissenizi her zaman için bu kalıplarda, bu ölçütlerde kendiniz bir şekilde değerlendirip kendiniz üzerinde çalışma yaparak yol alabilmenizdir değerli dostlar. Ki bunu yapan birçok arkadaşımız var. Bu bizlerden almış oldukları teknik çalışmaları kendileri pratize ederek çalışan birçok arkadaşımızın da başarıya ulaştığını ben görüyorum. Bu da bizlerde bir mutluluk, bir sevinç oluşturuyor değerli dostlar. Ne mutlu o kişilere, ne mutlu başarabilenlere, ne mutlu üzerinde gayret gösterip çalışabilenlere. Yani en azından bir gayret sarf edenlere gerçekten buradan sarf eden kardeşlerimizi alkışlıyor, tebrik ediyorum. Umarım daha nice başarılı sonuçlara imza atarlar diyorum. Tekrar yeni bir videoda buluşmak üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorum kısmını boş geçmemeyi ihmal etmeyiniz değerli dostlar. Yine bizleri Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Ve yine Binance borsasından kripto paralardan alıp satım yapmak isteyenler %10 komisyon indirimiyle, ömür boyu %10 komisyon indirimiyle faydalanabilirler. Yine açıklama kısmında veyahut da yorum kısmında o Binance linkine ulaşabilirsiniz. Özellikle altcoin'lerde bugünlerde bir hareketlilik artık başlayabilir. Yani altcoin'lerin hareketliliği oluşabilir ki başladı bazı kripto paralarda. Buralarda iyi takip edin değerli dostlar. Yine dileyen arkadaşlarımız katıl butonuna tıklayarak da desteklerini sunabilirler. Onlara özel tabi ayrıyeten ara sıra böyle videolar hazırlamaktayız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey değerli dostlar istediğiniz şekilde olsun diliyorum. Bol bereketli kazançlar sizlerle olsun değerli dostlarım.